Beyin donması nedir? Muhtemelen dondurmayı acı verici bir madde olarak düşünmüyorsunuz. Ancak sıcacık yaz aylarında önünüze ikram olarak koyulmuş bir kase dondurmadan hızlı ve birkaç büyük kaşık alımı beyin donması denilen keskin bir acıya sebep olabilir. Halk dilinde dondurma ağrısı olarak da adlandırılan beyin donması, tıbbi terimlerde soğuk uyarıcı baş ağrısı olarak bilinir. Her yaştan insanı etkileyebilen, yaygın bir fenomen olan beyin donmasını doktorlar tam anlamıyla açıklayabilmiş değil. Bu tür bir baş ağrısı için ana tetikleyici olan sıcak havanın birden soğuk havaya maruz kalmasıdır. Böyle bir ağrıya sadece iç tetiklenme değil, dış etkenler de neden olabilir. Örneğin soğuk bir havada şapkanızı çıkarmanız ya da buz gibi suya bir anda atlamanız aynı etkiyi daha tehlikeli boyutlarda yaşatabilir. Beyin donmasına çok soğuk madde alımı ile gerçekleşen ağız içindeki sinirlerin ve kan damarlarının ani uyarılması durumu neden olabilir. Beyin donmasının belirtileri: alında başlayan şiddetli ve keskin ağrı, başladıktan birkaç saniye ya da birkaç dakika içinde düzelen ağrı olarak belirtileri tanımlanabilir. Beyin donması hızlı gelen ve acılı bir ağrıdır. Ağız içindeki soğuk havanın ani şekilde boğazda ve ağız içindeki sinirleri uyarmasıyla gerçekleşir. Ağız veya burun yoluyla soğuğa maruz kalma trigeminal sinir sistemini harekete geçirir ve bu bilgiyi tüm kafaya iletir. Bu yüzden ağrı kafanın içinde hissedilir, ağızda veya burunda değil. Beyin donmasının verdiği ilk ağrı yoğun bir şekilde alnında hissedilir. Daha sonra başın arka kısmına yayılım gösterir. Bazı insanlar bu ağrıyı bir bıçaklanma hissiyatına benzetirken, migreni olanlar ise aniden gelen zonklamalara benzetiyor. Beyin donması neden olur? Ağrının sebebi damaklarda olan dokularda beklenmedik bir şekilde sıcaklık değişiminin meydana gelmesi ve damarların buradaki dokuları eski sıcaklığına çevirebilmek için hızla şişmesi nedeniyle kanın hızını arttırmasından kaynaklanıyor. Bu yaşandığı sırada başta zonklama tarzında bir ağrı oluşuyor. Ağrının bir nedeni olduğundan farklı bir alanda hissedilerek yansıyan ağrı olarak duyulması oluyor. Bazı uzmanlara göre ise sinüslerde olan boşluklardan kaynaklandığı söylenir. Ayrıca ağız, damak ve iç kısımlardaki damarların etkisiyle de bunun yaşandığı söyleniyor. Beyin bu ağrıları oluştururken aslında kişilere soğuk şeyleri tüketirken daha yavaş olmaları konusunda uyarı veriyor. Kişilerin gözlerinde şimşek çakması gibi etkiler olabiliyor. Beyin donması çoğunlukla saniyeler ya da birkaç dakika sürüyor. İnsanların yaklaşık %30'unda görülen ağrı ağızda değil başta hissediliyor. Ancak bu ağrılar yüz bölgesinde yanaklara, damaklara, dişler hatta gözlere bile etki edebiliyor. Beyin donması nasıl geçer? Beyin donmasının nedenleri tam olarak netlik kazanmadığından bunun nasıl ve ne şekilde tedavi edileceği tam olarak bilinmiyor. Vücut soğukluğu eski hali gibi sıcak bir hale geldiğinde beyin donması olayı kendiliğinden düzeliyor. Ancak ağrıyı azaltmak için bazı yöntemler bulunuyor. Soğuk yiyecek ve içecekleri yavaş tüketmek. Ağzın üst kısmında dilinizle baskı yaparak ısınmasını sağlamak. Tüketilen soğuk içecek ya da yiyeceğin üzerine ılık su içmek. Baş parmakla dile veya damağa tam ön dişlerin arkasına bastırmak. Soğuk içecek ve tatlıların yanı sıra kışın sörf yapmak ve buz pateni pisti gibi soğuk ve rüzgarlı ortamlarda beyin donmasına neden olabiliyor. Ağrılar çok şiddetli oluyor ve geçiyorsa uzman bir doktora gitmek ve muayene olmak gerekiyor. Damak ve beyin. 2004'te Türkiye'de nörolog Macit Seleker, migren ve stres kaynaklı baş ağrısı çeken hastalarını toplayıp buz testi uyguladı. Hastaların diline buz koymuş ve bunu damaklarına bastırmalarını istemişti. Hastaların %60'ı baş ağrısı hissetmiş
ve bunların da %80'i migrenli grup oluşturmuştu. Tayvanlı nörolog John Ling Fu, Tayvan'daki gençlere de benzer bir durum tespit etmişti. Fu, iki tür baş ağrısının damak ile beyin arasındaki kan akışının dinamikleriyle ilgili olduğu sonucuna varmıştı. Bu sorunun kaynağında yatan nörolojik ve damarlarla ilgili sırlar konusunda çalışmalar devam ederken bazı şeyler biraz daha netlik kazandı. Kanada Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde dondurmalarını hızlı yiyen gençlerde baş ağrısı riskinin yavaş yiyenlerin iki katından fazla olduğu görüldü. Buradan yola çıkarak soğuk uyarıcının damaktan hızlı geçmesi halinde baş ağrısı ihtimalinin arttığı sonucuna varıldı. Soğuk içecek veya tatlıların yanı sıra kışın sörf yapmak ve buz pateni pisti gibi soğuk ortamların da aynı şekilde baş ağrısına yol açabileceği ifade ediliyor. Bu ortamda devam eden baş ağrısının ortamdan çıkınca sona erdiği belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca bu tür baş ağrıları yüzünden dondurmadan vazgeçmek gerekmediğini, damağın en hassas arka kısmı ile dondurmanın temasını askeriye indirme halinde baş ağrılarının tetiklenmeyeceğini söylüyor. Özellikle yaz günlerinde daha çok sık tüketilen dondurmayı yerken ilk ısırıktan birkaç saniye sonra bazı kişilerde bir baş ağrısı ortaya çıkabilir. Bunun ortaya çıkma mekanizması henüz aydınlatılmamıştır. Beynimizde soğuk veya ağrı hissi yoktur. Çünkü kendi içsel duyu reseptörlerine sahip değildir. Beyin cerrahları beyin ameliyatlarını hastanın bilinci açıkken yaparlar. Ağrı, acı duyusunun geldiği yerler beyin derisi, kafatası ve altta yatan dokulardır. Bu nedenle beynin kendisine değil sadece bu bölgelere sedasyon uygulanır. Ağız tavanından yani sert damak veya boğazın arkasından arka faringeal duvar geçen soğuk, katı, sıvı veya gaz herhangi bir beyin donması baş ağrısını tetikleyebilmektedir. Ağrı kafanın önüne veya şakaklara doğru olabilir veya kısa süreli olsa da yoğun olabilir. Bu baş ağrıları olan insanlar genellikle tedavi aramazlar. Bu nedenle beyin donmasının nasıl gerçekleştiği konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Soğuk bir şeyler yiyip içince baş ağrısı yaşayan insanlar aynı zamanda migren baş ağrısına da sahiptir. Ve bu her ikisi için de ortak bir mekanizma olduğunu düşündürmektedir. Yapılan bir çalışmada gerilim tipi baş ağrısına sahip hastalarında ve migren hastalarında rastlanan beyin donması sıklığı karşılaştırılmıştır. Bu bir buz küpü 90 saniye boyunca ağızlarının sert damaklarına yerleştirildiğinde primer baş ağrısı bozuklukları öyküsü olanların %32'sine karşılık migren hastalarının %74'ü şakakları boyunca ağrı hissettiğini bildirmiştir. Birincil baş ağrısı bozukluğu öyküsü olmayan gönüllülerin sadece %12'si aynı uyaranla birlikte beyin donması baş ağrılarını yaşamıştır. Evet arkadaşlar, bu konuda yani hepimizin başına gelen beynim dondu, çok soğuktu diye bahsettiğimiz durumu açıklayan bir makale oldu. Aslında bilimde bunu açıklamış bir durum değil diye düşünebilirsiniz. Ama beyin donmasının neden olabileceği, nasıl geçeceği vesaire, bunlara değinmek istedim. Ayrıyeten zaten hani bu konu hepimizin yaşadığı bir konu olduğu için nedenlerini de içinde vermeye çalıştım. Hatta bununla ilgili çalışmalara da yine konu içinde değindim. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar video altına. Yorum, beğeni ve bildirimlerinizi açmayı, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.